Ahirete güzel geçiş, güzel ölüm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Nahl suresi 32. Buraya kadar salih müminlerin dünyada güzel bir hayatla yaşatıldıklarını, korkuya ve hüzne kapılmadıklarını, sağlıklı ve huzurlu bir ruh haline sahip olduklarını gördük. İman edenlerin Allah'ın rızasına uymalarından ötürü Allah'ın özel yardım, destek ve korumasını kazandıklarını, kötülüklerinin örtüleceğini, yaptıklarının en güzeliyle karşılık göreceklerini ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklarını da Kur'an ayetlerinden öğrenmiş olduk. Dünya hayatına karşılık ahireti satın alarak Kur'an'da geçen ifadeyle güzel bir alışveriş yapmışlar ve Allah onlardan, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Peki bu kişiler ömürlerinin sonuna ulaştıklarında ne olacaktır? Allah'ın takdir ettiği ölüm anı onlarla nasıl ve nerede buluşacaktır? İster iman eden bir kişi olsun, isterse Allah'ın ayetlerini inkar eden bir kişi olsun, hiç kimse nerede ve ne zaman öleceğini kesinlikle bilemez. Bu Lokman suresinde şöyle açıklanmıştır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kıyamet saatinin bilgisi şüphesiz Allah'ın katındadır. Yağmur yağdırır, rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse de hangi yerde öleceğini bilmez.'' Hiç şüphesiz Allah bilendir, haberdardır. Lokman Suresi 34. Bununla birlikte ölümün müminleri nasıl karşılayacağını, canlarının nasıl alınacağını, ölüm anında neler olacağını Kur'an'dan öğrenme imkanımız vardır. Kur'an'da bize bildirildiği kadarıyla müminin ölümü çok yumuşak bir geçiş, anlık bir boyut değiştirme şeklinde olacaktır. Aynen uyku sırasında Allah'ın bir tür ölüme sokmuş olduğu kişinin ertesi sabah uyanarak yeni bir güne başlaması gibi mümin de ölümünde bir anda dünya boyutundan sıyrılacak ve ahiret boyutuna geçecektir. Doğrusunu Allah bilir. Allah bu sıkıntısız ve rahat geçişi Naziat suresinin ikinci ayetinde görevli meleklere işaret ederek yumuşacık çekip alanlara şeklinde haber vermektedir. Melekler müminlerin canlarını almaya geldiklerinde aralarında geçen bir konuşma Nahıl suresinin 32. ayetinde ise şu şekilde anlatılır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Nahl Suresi 32 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onları o en büyük korku hüzne kaptırmaz ve işte bu sizin gününüzdür, size vaat edilmişti diye melekler onları karşılayacaklardır. Enbiya Suresi 103 Görüldüğü gibi dünyada güzel bir hayat yaşatılan müminin ölümü de güzel ve rahat olacak, Ahiret hayatı meleklerin karşılamasıyla başlayacaktır. O andan itibaren dünya ile tüm ilişkileri kesilmiş ve kişi Allah'ın huzuruna çıkmak üzere tespit edilmiş bir yere yollanmıştır. Bunun devamında da mümini en başından beri olduğu gibi rahatlık ve kolaylık beklemektedir.